Buongiorno ragazzi, buongiorno diyoruz ve bugün bir İtalyan partisi yapıyoruz. İtalyan partimizin baş kahramanı ıspanaklı risotto. Eğer hazırsanız gurme şefle evinde ıspanaklı risotto yap, başlıyor. Hazırsanız malzemelerimizi saymaya başlayalım. Arborio pirincim var burada. Arborio pirinci artık sosyal medyadan da sık sık duyduğunuz gibi nişastası fazla olan bir pirinç. Yani bizim Türk pirincine alışık olduğumuz pilavın dışında biraz daha amalgam, yani böyle lapamsı risottonun olmasını sağlayan pirincimiz. Bir su bardağı kadar yeterli olacaktır. 150 gram kadar, yani bir avuça yakın ıspanağım var. Diğer yanda sebze suyunu yapacağım. Sebze suyu çok önemli benim için. Bu işin en büyük kahramanı. 3-4 tane kereviz sapım var. 2 tane havucum var. 1 soğanım var. Yine ekstradan bir soğanım var. Rastgele kesilmiş, hiç önemli değil. Parmesan peynirim var. Labne peynirim var. Parmesan peyniriniz yoksa bağlayıcı bir peynir. Tereyağı. Evde benim kendim yaptığım domates kurusu sosu. Bunu da en sonu üzerine dekorasyon için kullanacağım. Çok değişik bir tat verecek. Yani bu hafta sonu evinizde bir İtalyan gecesi yapabilirsiniz. Sebze suyumuzu yapmakla başlayalım. Gurme Şef'i sote programına getirdim. İçerisine suyu koydum. Su bir güzel kaynıyor. Ve ben rastgele keseceğim soğan, kereviz sapı ve havuç üçlümü baharatlarımla beraber içine atıyorum. Tane karabiber koyuyorum, tuz ve sarımsak. Sebze sularımızı 10 dakika gurme şefin tencere modunda pişirmeye bırakıyorum. Sebze suyumuz hazır. Ayrı bir kaseye alıp ılımasını bekliyorum. Çok sıcak da olmasını istemiyorum. Çok soğuk da olmasını istemiyorum. Sebze suyum hazır diğer yanda. Sote programına getirdim gurme şefime. Şimdi ıspanağımı yapacağım. Hem renk verecek hem de ıspanak yemeyen insanlar diyecek ki bu ne lezzetmiş diyecek. Tereyağını attım. Geri kalan zeytinyağını koyuyorum. Soğanlarımı ve ıspanaklarımı rastgele kavuruyorum. Biraz ıspanak renk değiştirmeye başladığında sosun suyundan vereceğim. Sebze suyumdan bir kaşık koyuyorum ve kavurmaya devam ediyorum. Ispanaklarım, soğanlarım harika oldu. Bir kaşık da sebze suyumdan koydum. Suyunu çekti. Şimdi gelin hepsini blenderdan geçirelim. Şimdi blenderda bunu püre haline getiriyorum. Pürem harika bir kıvamda hazır. Yine aynı şekilde sote programımda gurme şefim içerisine en büyük sırlardan birini veriyorum size. Isınmış bir vaziyette yağsız bir şekilde pirincimi biraz kavuruyorum. Buradaki en büyük risotto yaparken sırlardan biri bu. Kavuracağım. Pirincimi koydum ve şöyle bir kokusu çıkacak, değişik bir koku çıkacak burada. Kokusu çıkana kadar şöyle bir kavuruyorum. Pirinçlerim kavruldu. Şimdi ilk suyumu veriyorum. Sebze suyum hazır burada. Soğumadan. Şu an çok iyi kıvamı. Bu sesi duymamız önemli. Şöyle aşmayacak şekilde bir taşım sebze suyumdan koyuyorum. Yaklaşık bunu 3-4 kere yapacağım. Pişmek kıvamına göre, biliyorsunuz dişe gelmesi önemli, al dente dediğimiz. En son suyu koymadan önce de hazırlamış olduğum ıspanaklı harcımı koyacağım. Parmesan, tereyağı ve labne peyniriyle bal.
Risotto'm pirinciyle şu anda hazır. Ispanaklı karışımı da üzerine döküyorum. Şimdi sıra geldi tereyağıma. Şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağımı da atıyorum. Parmesan peynirimi atıyorum. Önemli olan sık sık karıştırmak burada. Şimdi ben buraları toparlayacağım ve tabaklamaya başlayacağım. Risottomuz hazır. Biraz kekik, taze kekik ve önceden hazırlamış olduğum domates kurusundan ekliyorum. Son bir parmesanını da ekleyeyim. Gurme şef ile ıspanaklı risottonu sen de evinde yap. Yeme de yanında yat. Harika oldu.